Türkiye'de olabilecek bir büyük depremin yaratabileceği yıkım ne oranda olabilir? Yani Allah korusun diyelim ama böyle bir deprem riski var. Nasıl bir bilanço karşımıza çıkabilir? Bir kere bunu hatırlatalım, sonra nasıl önlemler alabiliriz sormak istiyorum. Bu İstanbul'da korkutucu boyutlarda olabilir. Nedeni de şu, şimdi yapı stokumuz yeterince deprem güvenli değil. Yani %60 deniliyor resmi rakamlar. Mühendislik hizmeti görmemiş binalardan meydana geliyor. %60'ı öyle deniliyor. İstanbul yani. İçin mi? Tabii tabii. Yani bir mühendislik yeterince mühendislik hizmeti görmemiş. Yani deprem güvenli değil deniliyor. Yani kalfalar, ustalar, evet, inşaat evet. Zaten son yapılmış. Zamanlarda da Çevre Bakanımız da bunu çok net bir şekilde söyledi. Şimdi İstanbul için şöyle en basit bir senaryo versek. Diyelim ki İstanbul'da 1 milyon 600 bin bina var. Bu aşağı yukarı doğru bir rakam. %99'unu İstanbul'daki binaların hiç depremden etkilenmeyeceğini düşünseniz, yani insanlar içinden burnu kanamadan çıkacağını düşünseniz, geriye kalan %1'i 16 bin bina eder, daire değil. Her bir binaya 4 tane diyelim daire koysanız 64 bin daire yapar. Her daireye 4 kişi koysanız, bakın hep minimize ediyorum. Ne çıkar? Siz ölü ve yaralı sayısı 200 binlerin üzerinde çıkar. En iyi tahmini yaparak. En yani iyi tahmini yaparak. Evet, en senaryoda. İyimser tahmini yaparak İstanbul için söylüyorum. %1. %1'i diyorum. %1 olsa evet. Aşağı yukarı kaç bin insan dediniz, bir daha söyleyin. Yani 16 bin bina 4 daireden 64 bin bina yapar. Her daireye 4 kişi koysanız 4 kere 64. 256 mı yapar? Yani 250 bin insanı ya canını kaybedecektir ya ciddi şekilde yaralanacaktır. Ne kadar yaklaştı böyle bir deprem? Şimdi böyle bu doğa çok düzenli maalesef davranmıyor. Biz bir depremin nerede olacağını, hangi büyüklükte olabileceğini ve bu depremin sonuçlarının neler olacağını çok yakın bir biçimde kestirebiliyoruz. Ama o depremin ne zaman olacağını söylemek çok mümkün değil. Ancak buna bir takım yaklaşımlarla, doğrudan olmayan yaklaşımlarla söylemek mümkün. Örneğin geçtiğimiz yıllara baktığımızda Marmara Denizi'nde aşağı yukarı 250 yılda bir deprem olduğunu biliyoruz. Ama bu her zaman 250 olmayabilir, bazen 300 olabilir, bazen 350 olabilir. Bunlardan bir tanesi. İkincisi 17 Ağustos 1999 depremi olduktan sonra Marmara Denizi'ndeki deprem riski artmıştır. Arttı. Yani Marmara depremi riski arttırdı mı? Riski artmıştır ya da biraz daha öne çekilmiştir. Neden öyle? Bu aşağı yukarı %15'lik bir etkidir. Bu da yani yıl olarak yine söylemek çok mümkün değil. Ama yapılan hesaplamalar var, tahminler var. Bu tahminler 17 Ağustos 1999'dan sonra 30 yıl içerisinde deprem olma olasılığının %65 artı eksi 15 olduğunu gösterir. Çok çok yüksek bir orandan, çok, yüksek çok ciddi bir, oran. Bir riskten bahsediyoruz. Ben evet. Bir daha bir hatırlatayım. Şimdi hoca bir tarih verdi, zaman verdi. İzleyicilerimiz kaçırmış olabilirler. Lütfen tekrar eder misiniz? Tabii. Marmara depremi 1999 Ağustos'ta oldu. Evet. Değil mi? 2000 yılında oldu desek 2017'deyiz. Evet. 17-18 sene mi oldu yaklaşık? Evet. Değil mi efendim? 17 sene oldu. Diyorsunuz ki 30 yıl içinde, lütfen bir daha söyleyin söylediğiniz. Yani 2030'a kadar Marmara içerisinde büyük bir deprem olma olasılığı %65 artı eksi 15'tir. Çok, artı eksi 15 bilinmeyenleri kanıtlar. Eğer bunu artı olarak düşünürseniz %80'lik bir olasılıktır. Eksi olarak düşünürseniz %50'dir. Her halükarda yüksektir. Ve Marmara'da bir depremin olması kaçınılmazdır. Kırmızıyla gösterilen Türkiye'nin önemli aktif faylarıdır. Yani deprem üretme potansiyeli olan faylardır. Bir dakika, ben orada Hatay'ın oralarda bir şey görüyorum. Evet, kırmızılık, Hatay'da tabii. Bizim kırmızı. Mersin Akkuyu'ya yakın bir yer değil mi orası? Yakındır tabii. Mersin Akkuyu'nun bir şey olmadığı söyleniyordu. Yani aktif. Şimdi yani oraya uzanan aktif faylar var ama çok detay araştırmalar yapıldığını ümit ediyorum. Türkiye'de depremin olmayacağı yerler çok az. Her yerde deprem olabilir. Bu nerelerde olabileceği, ne büyüklükte olabileceği ve zaman aralığı vermek kaydıyla hangi süreçte olabileceği bugünden belli. Ülkeyi yönetenler, yerel yönetimler lütfen afeti yönetmeye talip olmasınlar. Riski yönetmek için şimdiden, daha deprem gelmeden
depremde zarar azaltıcı önlemleri, planlamaları, programlarını zamana yayarak yapsınlar. Asıl hayat kurtaran, çağdaş olan, bize yakışan budur.